Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Ali İmran suresi 52 ve 62. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Okuyacağımız bölümdeki ayetler genelde Hz. İsa ile alakalı, onun şahsiyeti ile alakalı ve davası ile alakalı ayetler. Önce mealini arz ediyorum. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ Hz. İsa onlardan, muhataplarından küfrü hissedince Gale men ensari ilallah dedi ki Allah'a giden yolda yardımcılarım kimler? Galel havariyun havariler şöyle dediler. Nahnu ensarullah biz Allah'ın yardımcılarıyız. Âmennâ billah Allah'a iman ettik. Veşhed sen de şahit ol ki bi enna müslümun biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Rabbena âmennâ bimâ enzelte. Ey Rabbimiz bize indirdiğine iman ettik. Ve tebâna rasul ve rasule tabi olduk. Fektübnâ maaşşâhidin bizi şahitlerle beraber yaz. Ve mekerû ve mekerallah. Hz. İsa'ya muhalif olanlar, onlar bir tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu. Vallahu hayrul makirin Allah en hayırlı tuzak kurandır. İz gâlellâhu Allahu Teala şöyle buyurdu. Ya İsa ey İsa inni mutevaffike ben seni vefat ettireceğim ve rafiuke ileyye ve bana yükselteceğim ve mudahhiruke minellezîne keferu ve kafirlerden seni tertemiz kılacağım. Ve câilüllezîne tebaûke sana tabi olanları da kılacağım. Fevgallezîne keferû ilâ yevmel kıyâme. Kıyamete kadar kafirlerin, inkar edenlerin fevkinde kılacağım. Sümme ileyye merciukum sonra dönüşünüz banadır. Feahkumu beynekum ben aranızda hüküm veririm. Fîmâ küntüm fîhi tahtelifun ihtilafa düşmüş olduğunuz meselelerde aranızda ben hüküm veririm. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا inkar edenlere gelince فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ dünya ve ahirette onlara şiddet bir azap veririm, şiddetli bir azapla cezalandırırım. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ve onlara yardım eden de bulunmaz. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ iman eden ve salih amel işleyenlere gelince feyüvefihim ucurahum Allah onların mükafatlarını yeterli bir şekilde verecektir. Vallahu la yuhibbu zalimin Allah zalimleri sevmez. Zalike netluhu aleyke min el ayat ve zikril hakim. Sana bu okumuş olduğumuz şeyler ayetlerdendir ve zikri hakimdedir. Hakimden yani o hikmetli zikirdendir. İnne mesela İsa indallah Allah katında İsa'nın hali kemeseli Adem Adem'in haline benzer. Halagahu min turab Allah onu Adem'i topraktan yarattı. Sümme gale lehu kün feyekun. Sonra ol dedi ve o da meydana geldi. El hakku min rabbik Rabbinden hak gelmiştir. Rabbinden gelen haktır. فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ dolayısıyla asla şüpheye düşenlerden olma. فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ sana gelen ilimden sonra Hz. İsa hakkında seninle mücadeleye girişenler olursa kim mücadele ederse فَقُلْ onlara de ki تَعَالَوْ haydi gelin نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ oğullarımızı yani biz ve siz oğullarımızı çağıralım. Ve nisa'ena ve nisa'ekum kadınlarımızı çağıralım. Ve enfusena ve enfusekum kendimiz de yine katılalım. Sümme nebtehil sonra ellerimizi açıp dua edelim. Fe nec'al lanetallah alel kâzibin Allah'ın laneti yalancılar üzerine olsun diye o şekilde dua edelim.
İnne hâzâ lehuvel gassasul hak. İşte bu hak kıssadır. Ve mâ min ilâhin illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve innallâhe lehuvel azîzul hakim. Allah ise azizdir, hakimdir. Fe in tevellev, eğer yüz çevirirlerse, fe innallâhe alîmun bil mufsidin. Şüphesiz Allah müfsitleri bilendir. Değerli izleyenlerim, gerçekten bu ayetlerde Hazreti İsa ile alakalı, davası ile alakalı, şahsiyeti ile alakalı hayli bilgileri bulmaktayız. Burada Hazreti İsa'nın ilk davasını tebliğ durumundaki yardımcılar aramasını görmekteyiz. Ayette şöyle ifade ediliyor: "Felemma ahassa İsa minhumul küfr." İsa onlardan küfrü hissedince, muhataplarından, "Galemen ensari ilallah." Dedi ki, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimler? Bu noktada şunu bilmemiz gerekir. Muhakkak ki peygamberler davalarını tebliğ ederken etraflarında yardımcıları da olacak. Tek başlarına bu mümkün değil. Böyle olunca gerek Hazreti İsa, gerek diğer peygamberler, gerekse onların temsilcisi durumunda o yolda giden kimseler başkalarıyla bunu yapacaklar, yardımcılarıyla yapacaklar. Hazreti İsa da muhataplarının inkarı karşısında var mı benimle yola çıkacak, Allah'ın dinine yardım edecek, bu tarzda yardımcı arıyor. Ve havariler çıkıyorlar. Malum Hazreti İsa'nın etrafındaki 12 kişiye havariyun namı verilmekte, havariler denilmekte. Beyaz elbise giydiklerinden dolayı havari denildiği tarzda bazı kitaplarda açıklamalar var. Bunlar temiz insanlar, bir peygambere destek veren, önde gelen kimseler. Havariler dediler ki, "Nahnu ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız." Burada ensarullah, Allah'ın yardımcıları, ama bu Türkçe'de ifade edilirken, yani bizler Allah'ın dinine yardım eden kimseleriz. Âmennâ billâh, Allah'a iman ettik. Veşhed, sen de şahit ol ki bi ennâ muslimun, biz Müslümanlarız. Burada Müslim, teslim olan kelime anlamıyla değerlendirmek daha münasip düşer. Yani bizler Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Ve dua ediyorlar ardından. Diyorlar ki, Rabbena âmennâ bimâ enzelte. Ey Rabbimiz, bize indirdiğine iman ettik. Vettebâna rasul, ve Resul'e, elçiye tabi olduk. Fektübnâ maaşşâhidin, artık bizi şahitlerle beraber yaz. Burada şahitler, mesela her peygamber ümmetinin şahididir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diğer peygamberlerin şahididir. Ve ümmeti noktasında da yine bir şahit durumundadır. Tebliğ ettiğini o şekilde bildirmektedir. Bizi de o şahitlerle beraber yaz. Ve mekeru ve mekerallah. Onlar tuzak kurdu. Burada Hazreti İsa'ya muhalefet edenler, o anlamda değerlendirebiliriz. Hazreti İsa'nın karşısında yer alanlar ve muhatapları genelde Beni İsrail'di. Onlar tuzak kurdular. Ve mekerallah, Allah da tuzak kurdu. Vallahu hayrul mekirin, Allah tuzak kuranların, hile yapanların en hayırlısıdır. Buna üslupta müşakele deniliyor. Cenab-ı Hak tuzak kurar mı? Burada kastedilen mana, Allah onların tuzaklarını iptal etti. Allah onların tuzaklarını kendi başlarına geçirdi. İz gâlallâhu, Allah şöyle dedi: Ya İsa, ey İsa, inni mutevaffike, ben seni vefat ettireceğim. Ve râfiuke ileyye, bana yükselteceğim. Ve mudahhiruke minellezîne keferû, o inkârcılardan seni tertemiz kılacağım. Ve câilüllezîne tebaûke, sana tabi olanları da fevgallezîne keferû, kafirlerin fevkinde kılacağım. İlâ yevmul kıyâme, kıyamete kadar. Burada bir takım hakikatler, İsa aleyhisselamın semaya ref'i, semaya yükseltilmesi, malum Hazreti İsa'yı öldürmek istiyorlar.
Allahu Teala onu öldüremediklerini bize ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de başka yerde anlatıldığı üzere ve ma gataluhu ve ma salabuhu, onu öldüremediler, onu asamadılar. Velakin şubbihe lehum, iş onlara karıştırıldı. Onlar da bilemediler nasıl olduğunu. Bel rafa'ahullah ileyh, Allah onu kendisine yükseltti. Burada Hazreti İsa'nın semaya ref'i, yükseltilmesi genelde değişik yönleriyle ele alınan bir mesele. Biz çok da ayrıntıya girmeyeceğiz. Ayet-i kerimede Hazreti İsa'nın bu anlamda vefat ettirilip semaya yükseltileceği ifade ediliyor. Ve ona tabi olanların kıyamete kadar kafirlerin fevkinde olacağına ayet-i kerimede teminat veriliyor. Gerçekten de Hazreti İsa'ya inanan ve bir de inanmayanlar, bunlar tarih açısından değerlendirilecek olursa Hazreti İsa'ya inananlar, inanmayanların genelde fevkinde yer almışlar. Ve İslamiyet zuhur ettiğinde zaten her Müslüman Hazreti İsa'ya inanır. Müslümanlar kafirlere genelde galip gelmişler. Sümme ileyye merciukum, sonra dönüşünüz banadır. Fahkumu beynekum, ben aranızda hükmederim. Fî mâ küntüm fîhî tahtelifun, ihtilafa düştüğünüz şeylerde ben aranızda hükmederim. Hazreti İsa'nın mesela yaratılışı meselesi. Sadece anneyle yaratılıyor, babasız dünyaya geliyor. Ve bu konuda Hristiyanlar Allah'ın oğlu mudur, değil midir? Epey tartışmışlar ve mevcut Hristiyanlık genelde Allah'ın oğlu şeklinde değerlendiriyor. Her ne kadar değişik mezheplerinde farklı görüşler varsa da bu şekilde durumlar söz konusu. Ve Hazreti İsa semaya yükseltildi mi, yükseltilmedi mi? Ahir zamanda tekrar dönecek mi, dönmeyecek mi? Bunlar gerçekten ihtilaflı konular, tartışılan konular. Bunların hakikati diğer alemde taraf ilahiden insanlara bildirilecek. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, Hazreti İsa'yı inkar edenler var, dinini inkar edenler var. O inkar edenlere gelince فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا, ben onları şiddetli bir şekilde azaplandırırım. فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةً, dünyada da ahirette de. Yani normalde azap mahalli ahirettir. İnsanlar dünyada imtihana tabidirler ama Allahu Teala zaman zaman dünyada da ceza vermektedir. Hazreti Nuh'un kavminin, Hazreti Lut'un kavminin dünyada da cezalandırılması misali, Cenab-ı Hak zaman zaman dünyada da azaplandırmaktadır. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ, ve onlara yardım edecek de yoktur. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ama iman eden, salih amel işleyenlere gelince فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ, Allah onlara mükafatlarını yeter miktarda verecektir. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, Allah zalimleri sevmez. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ, sana okumuş olduğumuz bu şeyler minel ayet, ayetlerdendir. Ve zikril hakim, ve hikmetli zikirdendir. İnne mesela İsa indallah, Allah katında İsa'nın hali kemeseli Adem, Adem'in hali gibidir. Halagahu min turab, Allah Adem'i topraktan yarattı. Sümme gâle lehu kün feyekun, sonra kün feyekun buyurdu. Ve yani o da oldu, meydana geldi. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Bir baba olmadan sadece anneyle Hazreti İsa'nın yaratılışı pek çok kişi tarafından anlaşılması zor bir olay. Koca Hristiyanlık dünyası bu noktada hakikati bulamamış mesela. Ama Kur'an-ı Kerim kolay anlaşılabilecek, herkesin anlayabileceği bir misalle meseleyi hallediyor. O da nedir? Allah katında İsa'nın hali Adem'in haline benzer. Hazreti Adem'de anne olmadığı gibi baba da yoktu. Allah onu topraktan yarattı ve kün feyekün ol emriyle ona ruh üfledi. Böylece Hazreti Adem yaratılmış oldu. Eğer baba olmadığından dolayı Hazreti İsa'ya ilah demek gerekiyorsa Hazreti Adem'in hayli ilah olması gerekir o mantığa göre. Ama durum böyle değildir.
Hazreti Adem topraktan yaratılmış, insanlığın atasıdır. Allah öyle de yaratır. Allah her türlü yaratmayı bilendir. Böyle olunca sadece babasının olmayışından hareketle Hazreti İsa'ya ilah denilmesi doğrusu kabul edilebilir bir gerçek değildir. Zaten günümüzde de Hristiyanlar bu noktada hayli zorlanıyorlar ve bunu anlatmakta epey bir sıkıntı içerisinde oluyorlar. Halbuki Müslümanların dediği gibi Kur'an'ın doğrudan anlattığı tarzda İbn-i Meryem olarak baksalar, Meryem'in oğlu, Allah'ın kulu, Allah'ın elçisi, mesele hallolacaktır. El hakku min rabbik, Rabbinden gelen haktır. Rabbinden hak, hakikat, gerçek beyan edilmiştir. Fela tekum minel mumterin, sakın şüpheye düşenlerden olma. Femen hacceke fihi min ba'di ma ca'eke minel ilm, sana ilim geldikten sonra seninle kim bu konuda mücadeleye girişecek olursa, fegul sen de ki, te'alev ned'u ebna'ena ve ebna'akum, yani haydi gelin evlatlarımızı çağıralım, ve nisa'ena ve nisa'akum, kadınlarımızı çağıralım, ve enfusena ve enfusakum, kendimiz de oraya gelelim, sümme nebtehil, sonra ellerimizi kaldırıp dua edelim, fe nec'al lanetallah alel kâzibin, ve Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye bu şekilde lanetleşelim. Değerli izleyenlerim, buna mübahele ayeti deniyor. Hristiyanlardan bir topluluk Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bu konuda, Hazreti İsa meselesi konusunda tartışıyorlar ve diyorlar ki, ya Muhammed, sen hiç babası olmayan bir insan biliyor musun? Hazreti İsa'nın babası olmadığına göre ilahtır diyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Adem'e ne dersiniz diyor. Onun annesi de yoktu. Anne baba olmadan doğrudan yaratıldı. Diğer taraf verecek bir cevap bulamıyor. Ve mülzem kaldıklarını anlayınca diyorlar, bizim reisimiz var, Abdülmesih. O bu meseleleri daha iyi bilir. Onu da çağıralım. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları Allah'ın dinini kabule davet ediyor ve hakikati kabule davet ediyor. Onlar ise kabullenmiyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tekzip etmiş oluyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, var mısınız diyor. Bir araya gelelim, çoluk çocuğumuzu toplayalım, beraberce ellerimizi kaldıralım. Kim yalancıysa Allah'ın laneti yalancılar üzerine olsun diyelim. Ve bu insanlar kabul ediyorlar. Diğer gün belirlenen vakitte gelecekler ve orada beraberce ellerini kaldırıp dua edecekler. Kim yalancıysa Allah'ın laneti yalancılar üzerine olsun diyecekler. Diğer gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'yı, damadı Hazreti Ali, torunları Hasan ve Hüseyin'i yanına almış, belirlenen yere doğru geliyor. Diğer taraf da o tarafa doğru geliyorlar ve reisleri Abdülmesih Peygamberimizi ve yanındakileri böyle ilk defa görüyor ve gördükten sonra yanındakilere diyor ki, ben öyle simalar görüyorum ki, öyle nurani insanlar görüyorum ki, bunlar ellerini kaldırıp dua ettiklerinde bunların duası reddedilmez. Gelin diyor, biz bu lanetleşmekten vazgeçelim. Onlar da tamam diyorlar. Bunun üzerine Peygamberimizin yanına varıp biz bundan vazgeçtik, lanetleşmekten vazgeçtik diyorlar. Cizyeyi kabul ediyorlar, vergiyi kabul ediyorlar ve o şekilde oradan ayrılıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar ayrıldıktan sonra yanındakilere şunu ifade ediyor. Eğer lanetleşmeyi kabul etmiş olsalardı hepsi burada helak olup gidecekti. Bu gerçekten önemli bir durum. Demek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son derece davasından emin, kendinden emin ve ona göre rahatlıkla bunu kabul edebiliyor. Çünkü doğruyu söylüyor, hak ve hakikati söylüyor. İnne hâzâ lehuvel gasasul hak, işte bu hak kıssadır. Hazreti İsa'nın gerçek kıssası budur. Ve mâ min ilâhin illallah, Allah'tan başka bir ilah yoktur. Dolayısıyla İsa da ilah değildir. Ve innallâhe lehuvel azîzül hakim,
ve Allah azizdir, hakimdir. Fe in tevellev, eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa, fe innallaha alimun bil müfsidin, şüphesiz Allah müfsitleri bilendir. Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Hazreti İsa'nın şahsiyetiyle alakalı Kur'ani ayetleri Âl-i İmrân suresinden beraber görmeye çalıştık. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.